sevgili dostlarım, ben astroloğunuz Özlem Recep. Gökyüzü fırtına gibi esecek. Bu hafta 23 Mayıs Perşembe günü Yay burcunda dolunay yaşanırken 26 Mayıs Pazar günü de bolluğun, bereketin, şansın gezegeni Jüpiter tam bir yıl Mayıs 2025 tarihine kadar İkizler burcundaki seyahati için yola çıkacak. Peki bizler neler yaşayacağız? 12 yılda bir gelen şansın aslında tadını çıkarmamız gereken çok özel bir döngünün içerisinde bazı burçlar. Acaba kimler, neler? Öncelikle şansın, uğurun, kısmetin gezegeni Jüpiter İkizler burcunda ilerlerken Jüpiter Hava burcundaki grupları muazzam destekleyecek. İkizler bu döngü içerisinde şansın ta kendisiyken canı çok yanan Terazi burcuysa ve krizlerle güçlenen Kova burçları için de gücüne güç katılacak olan bir döngü başlıyor olacak. Koç ve Aslan burçları ise şansına vesile olacak olan insanlarla tanışmalar, karşılaşmalar yaşayacaklar. 26 Mayıs Yay burcundaki dolunaysa genel hatlarıyla birlikte öncelikle bu hafta büyüyen bir fazla olduğu için ay ilerletmek istediğimiz işlerimiz, büyütmek istediğimiz işlerimiz için fazlasıyla verimli olacak olan döngüleri de anlatmıyor mu? Elbette ki anlatıyor. Dolunay enerjileri noktalamamız gereken, aynı zamanda bitirmemiz gereken konuları da temsil eder. Bunu sakın unutmayın. Arkanızdan dönen bu döngüde oyunlar varsa Yay ve ikizler hattında olduğumuz için fark edeceğimiz önemli bir döngü. 15 gün boyunca yüzeysel gördüğümüz her konunun ayrıntılarını fark edeceğimiz bir süreç yaşayacağız. Takılı kaldığımız konulardan kurtulmak için bu döngü bize destek verecek. Yalan dolan ne varsa ortaya bir anda çıkacak. Gündeminizde beraberliğinizle alakalı, ticaretle alakalı, hukukla, mahkemeyle, sınavla, turizmle, vatandaşlık haklarıyla ve yurt dışını ilgilendiren konularla alakalı planlar da olabilirmiş gibi görünüyor. Hatta olaylar başımıza çifter çifter gelecek. Bu hafta aynı zamanda sismik aktiviteler ve topraklarla alakalı olan hareketlenmeleri başlatabilirmiş gibi görünüyor. Haberiniz olsun. Ulaşım araçlarına biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Araç kullanırken temkinli olmamız gerekiyor. Dünya açısından geçtiğimiz hafta ve bu hafta özellikle önümüzdeki 15 gün boyunca da dünya liderlerinin de biraz dikkatli olması gereken, özellikle suikastlerle alakalı temkinli olması gereken döngüden geçiliyor. Bireysel anlamda ilişkiler konusuyla alakalı çok soru geldiğinden şu konuya da biraz parmak basalım. Aranızı bozmaya çalışan, araya girmeye çalışan, oyun oynayan, yalan dolana girenlere karşı dikkatli olmanız gereken bir zamandan geçiyorsunuz. Banka soygunları, telefon dolandırıcılığı vakaları artabilir. Sağlık açısından pankreas, karaciğer, insülin direncini kontrol ettirmeli, kalça kırıkları ve bebeklerde kalça çıkıklığına varabilecek konulara karşı da temkinli olmanız gerektiğini düşünüyorum efendim. Ünlülerle alakalı da pek çok sansasyonel olaylar yine gündemde olacakmış gibi görünüyor. Peki burçları çok merak ettiniz. Hadi bakalım burçlarla ilgili neler var? Koç, sevgili Koç burcu. Jüpiter İkizler burcuna geçiyor. Bir yıl içerisinde neyi düşünürsen hayatına çekeceğin çok güçlü bir döngünün içerisinden geçeceksin. Haberin olsun. Bu süreç aslında senin için sözlerinin adeta büyü olduğu bir sürecin içerisinde seni anlatıyor olacak. Bu sene bir yıl içerisinde Jüpiter İkizler döngüsünde araba alımı yapabilir, yeni eğitimlere yazılabilir, kendini keşfedebilir, önemli anlaşmaları imzalarken kendini bulabilir misin gibi görünüyor. Aynı zamanda seni çok mutlu edecek olan, seni çok mutlu edecek arkadaşlarla yolların kesişebilir. Akraba ve kardeşlerin hayatında mutlu olacak sürprizler de gündeminde olabilir. Şansı ve mutluluğu yakalayacağın yerler, kısa yolculuklar, haberin olsun diyelim. Peki Boğa? Sevgili Boğa burcu, İkizler burcuna geçiyor. 2025 Mayıs ayına kadar en fazla şanslı olduğun konu maddi anlamdaki fırsatların olacak. İlişkilerle ilgili değer görmenin tadını çıkaracağın bu süreç içerisinde maddiyatın yanında manevi anlamda da huzuru yakalayacakmışsın gibi görünüyor. Perşembe günü gerçekleşecek Yay burcundaki dolunay önümüzdeki 15 günün enerjisiyle birlikte banka, kredi, faiz ve yatırım kaynaklarını değerlendirmek açısından çok fırsatlı. Önemli bir rahatsızlığın bulunuyorsa sevgili Boğa, kontrol ya da önemli bir operasyon gündeminde olunabilir. Kendine bile itiraf edemediğin, geleceğini değiştirecek kararları almak üzeresin özel hayatında. Özel hayatında biraz bu hafta mumlar yakılacak ve romantik bir hafta olacakmış gibi görünüyor. Peki ikizler? Sevgili ikizler burcu. İkizler burcunda gerçekleşen Jüpiter bir yıl transitte şansın ta kendisi sensin. Aşık olabilir, evlilik kararı alabilirsin bir yıl içerisinde. Perşembe günü gerçekleşecek Yay burcundaki dolunayla birlikte 15 gün ilişkilerine
etkilenecek. İşte bu dolunay belki de tam anlamıyla seni sen yapacak bir dolunay olacak. Jüpiter ikizler döngüsüne girerken sen hayatında gerçekten kimin olmasını istiyorsun? Bu bir ayrılık döngüsü ise üzülme lütfen. Yay dolunayıyla birlikte biten bir süreç seni bir yıllık döngün için belki de hak ettiğin aşka hazırlıyor olabilir. Beraberliğin sağlamsa zaten bu süreç içerisinde birbirinizle daha çok kenetleneceksiniz. Sadece yalanlarla araya girmeye çalışan kişilere karşı biraz mesafeli olmak önemli. Sevgili Yengeç, Perşembe günü gerçekleşecek yay dolunayı enerjisiyle sağlığına lütfen biraz dikkat et. Ailenden yakınlarının sağlık sıkıntıları da oluşabilir ve duyabilirsin. İş hayatın açısından da bir dönem bitiyor olabilir ama yeni bir döneme hazırlanma sürecindesin. Aslan, sevgili Aslan, Jüpiter ikizler burcuna geçerken bir yıllık süreç içerisinde dilekler evinden geçen Jüpiter, hayalini kurduğun ne varsa sana yaşatmaya hazırlanıyor. Kalabalıklaşacaksın. Davetler, organizasyonlar, kulüp, dernek ve yardımlaşmaların içerisinde geçebilirsin. Senin isminin duyulacağı, insanların seni konuşacağı, kariyerinde büyüyeceğin ve ödül ve terfilerin oluşacağı bir döngü seni bekliyor. Sevgili Başak, kariyer hayatında zirveyi yakalayacağın bir yıllık Jüpiter döngüsüne hoş geldin. Terfi almak, iş kurmak için şahane bir yıl olacak. Perşembe günü gerçekleşen yay dolunayı ile birlikte ailenle ilgilenmen çok önemli. Ailenden birilerinin sana ihtiyacı var gibi görünüyor. İş hayatının açısından da bir döngüyü bitirip biraz dinlenmek isteyebilirsin. Özel hayatın açısından biten bir beraberliğinle alakalı haber ve yüzleşmeler gündeminde. Sevgili Terazi, Jüpiter ikizler burcuna geçerken bir yıllık döngü içerisinde sınavlar, yüksek eğitim ve mahkemesel döngüler açısından şans seninle olacak. Yurt dışı vatandaşlık ve göçmek istiyorsan fırsatlar seninle birlikteyken bol bol seyahat edeceksin. Eşinin ailesinden destek ve bolluk görebilirsin. Küslükler varsa barışılacak. Perşembe gerçekleşecek yay dolunayıyla birlikte hayatında bazı dostlarına yolların ayrılabilir. Gerçekler karşına çıkabilir. Senden ne varsa saklanan karşına çıkacak ve eder mi değer mi dediğin noktada insanlarla arana biraz mesafe koyabilir misin gibi görünüyor. Peki akrepler, sevgili akrep, Jüpiter ikizler burcuna geçerken bir yıllık süreç içerisinde eşinin maddi kaynaklarıyla alakalı şans, fırsat seninle birlikte. Miras, nafaka, sigorta ve prim gelirleriyle alakalı ve ortaklı projelerden yana kar elde edebilirsin. Peki yaylar, Jüpiter karşıt burcunuz ikizlerde bir yıllık döngü içerisinde size ev almayla alakalı fırsatlar ve sizi bir anda belki de nikah masasına oturtturacak bir fırsatın eşiğinde bulunduracakmış gibi görünüyor. Yay dolunayı Perşembe günüyle birlikte gerçekleşirken önümüzdeki 15 gün ise sizin için sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir döngüymüş gibi. Hayatında iyi gelmeyen ne varsa sevgili yay, yolcu edeceğin bu döngü içerisinde kendin adeta yenileneceksin. Bu süreç kolay olmayabilir. Alışkanlıkların var, şartlar var, korkuların var, endişelerin var biliyorum ama korkma. Belki de kaç senedir çektiklerinin hediyesi bu döngüyle birlikte alacağın cesur kararların arkasında saklıdır. Peki oğlaklar, Jüpiter ikizler burcuna geçerken bir yıllık süreç içerisinde iş hayatın açısından şanslı olacaksın sevgili oğlak. Fırsatta iş değişiklikleri gündeminde, aynı zamanda sağlığınla alakalı konularda ferahlık bulunuyor. Peki ya kovalar? Sevgili kova, Jüpiter ikizler döngüsü içerisinde en aşık senmişsin gibi görünüyor. Zaten bir beraberliğin varsa birbirinize daha da tutkuyla bağlanacaksınız. Maddi açıdan da şans seninle birlikte olacak. Yay dolunayıyla birlikte çevren seni konuşuyor olacak önümüzdeki 15 gün. Hangi konuyla ön planda olmak istiyorsan bu 15 günü iyi değerlendirmelisin. Peki sevgili balık, Jüpiter ikizler döngüsüyle bir yıllık süreç içerisinde hamile kalabilir, evlenmek, ev almak için fırsatların bulunabilir. Perşembe günü gerçekleşen yay dolunayıyla birlikte hayatını korkarak ötelediğin ne varsa hayat seni iterek oraya götürecek. Özellikle iş ve eğitim hayatında belirsiz olan döngüler bitiyor. Sorumluluk almak oldukça önemli. Önemli bir rahatsızlık süreci içerisindeysen lütfen teslimiyette ol, iyileşeceksin diyorum. Evet, 12 burcumu sizler için değerlendirdim sevgili dostlarım. Jüpiter ikizler döngüsü şans, bolluk, kısmet döngüsünü size başka alanlarda tattırırken yay dolunayıyla alakalı dikkatli olmanız gereken konular bulunuyor. Her şey gönlünüzce olsun. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.